Bu parça gücün farklı bölgelere dağıtılmasında yardımcı olacak. Kablonun pozitif ve negatif uçlarını buraya bağlayabiliriz. Sonra da 5 voltluk çalışma gücü isteyen tüm parçaları buradan besleyebiliriz. Çünkü negatif ve pozitifi bu şekilde bağladığımızda gördüğünüz küçük noktaların yani bağlantı soketlerinin hepsine güç dağılacaktır. Elimdeki devrenin diğerlerinden farkı gücü dağıtım şeklinde. Bu noktalardan herhangi birine gücü verdiğimizde, bulunduğu sıraya dağıtım yapar. Yani, bağladığınız yerdeki sıraya güç verirken, diğer tarafındaki sıraya güç vermez. Burada şeritleri görebilirsiniz. Güç dağıtımını bunlar yapıyorlar. Şimdi devremizin bir parçası olan güç şeridimizi bu noktadan biraz keseceğiz. Böylece Arduino'nun önüne yerleştirilebilir ve yüzeye bağlayabiliriz. Aksi halde buraya sığmayacaktır. Keserken aşağıdan da tutabilirsiniz. Çünkü içinde metal klipsler var ve siz keserken bir anda fırlayabilirler. Düz kestiğimizden emin olmakta fayda var. Şimdi kenarları da biraz düzeltebiliriz. Bunun için standart bir törpü yeterli olacaktır. Pekala. 3 bölmesi olan yeni parçamız hazır. Gücü bu parça dağıtacak. Sığıp sığmayacağını bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada pek fazla boş yer yok. Keserek küçülttüğümüz parçayı aldık, arkasındaki çift taraflı bandı çıkardık ve buraya yerleştireceğiz. Parçayı yerleştirdiğimizde Arduino'muz üstüne oturabilecek mi tekrar bir kontrol edelim. Hadi şimdi parçamızı yerine koyalım. Tamamen itmeden önce, Arduino'muz için yeterince alanımız var mı emin olmakta fayda var. Biraz ittirerek sıkıştırmanız gerekebilir. Evet. Pekala, güç dağıtıcımız yerini aldı. İşte burada. 5 voltluk gücü buradan dağıtacağız. Tabii kablolamayı yaparken de dikkatli olmalıyız. Kablolar için bile çok yerimiz yok. Şuradaki kabloların altından geçirsek iyi olacak. Böylece gücü istediğimiz yerden alabiliriz. Evet, işte böyle. Pekala, kestiğimiz iki uç burada. Kablo sıyırıcıyı alacağız ve ucunu yarım santim kadar sıyıracağız. Kablomuzu ait olduğu yere bağlayalım. Böylece güç aktarımına başlayabilir. Yerine oturtmak için tornavida ile biraz ittirmeniz gerekebilir. Tabi pozitif kablomuz için de aynı şeyi yapacağız. Evet, neredeyse tamam gibi görünüyor. Evet, bence gayet iyi oldu. Bağlantıların sağlam olduğundan emin olmamız lazım. Mesela bu kablo kamera için. Kameranın çalışması için 5 voltluk güç gerekiyor. O halde kameramız sanki doğrudan pilden besleniyormuş gibi ihtiyaç duyduğu gücü buradan alabilmeli. Burası biraz sıkışık. Kablolarımız olması gerektiğinden biraz daha uzun. Ama önemli değil. Kısa olacağına uzun olması daha iyi. Pekala, pilden gelen pozitif kablo bu. Bunu her şeyin altından dolandırmamız gerekecek. İleride yolumuza çıksın istemeyiz. Oraya almak için gereken en iyi yol bu gibi görünüyor. Adeta iğneye iplik geçirmeye benziyor. Evet, artık kameraya ihtiyacı olan 5 voltluk gücü sağlayabiliyoruz. Kamerayı açtığımız anda güce bağlı olacak. Yani Kameramız çalışmaya hazır.